Merhaba dostlarım, ben Serdar ve San Andreas serilerinden birine daha hoş geldiniz. Bu videoda seri katil olan kovboyu araştıracağız. Şu ahbabımız seri katile bayağı benziyor. Şu olduğu söyleniyor hatta, hani şunu bekliyorum bu arada. Bunu gene uzaylılar videosunda bol bol, uzaylılarla hakkında olan bir video bol bol yapmıştık. Garip şeyler söylüyor. Yani bunun hakkında söylenecek fazla bir şey yok. Hakkında bunu fazla takip etmenin bir manası falan yok. Şimdi şeyi arayacağız. Bu ahbabımızın evini arayacağız. Nerede evinin olduğu yeri falan söyleniyor. Gant köprüsünün yanına olması lazım. Garver Bridge, Gant Bridge. Şurası Gant Bridge mi acaba? Battery Point. Bayside. Neredeydi bunun evi? Şurada olması lazım. Aynen şurada falan olması lazım. Bilmiyorum, olması buraya da bakarız. Şurada olması lazım. Bir oraya bir bakalım. Sonra başka yerlere de bakacağız. Başka yerlerde de olduğu söyleniyor. Ben size şöyle söyleyeyim. Bu adam işte iddialara göre bu adam, siz daha doğrusu gittiğiniz zaman gece işte genelde her zamanki gibi sisli olduğu zaman Allah Allah, oyun kastı neyse. Sisli olduğu zaman şey oluyor, ortaya çıkıp sizi birden öldürüyor, hiçbir sebep olmadan, hiçbir altı olmadan geliyor, sizi öldürüyor. İlginç bir sır. Bazı oyuncular kanıtladığını iddia ediyor, işte YouTube'a video falan koyuyor. San Andreas Wiki, Mike San Andreas, Mike Wiki San Andreas'lar hakkında olan sayfalarda ise bunun gerçek olduğundan söz ediliyor, %100 kanıtlanmış olduğundan. Ben daha bir şey bulamadım. Diğer büyük sıra araştırmacılarına baktım, yabancılara falan baktım. Onlar da bir şey bulamamış. İlginç. Baştan deneyeceğim şimdi ben. Burada şöyle bir şey söyleyeyim. Hani böyle sır videolar falan yapıyorum, sizi bilgilendiriyorum ya. Bunların, bu videoların bitmesi demek şeyi anlamına gelir. Hani sırların sonu anlamına gelmiyor. Çünkü kendim de avlamaya çalışacağım bu sırları, bol bol nöbet tutacağız. Gece nöbet tutacağım işte. Bunu sizden daha önce de bahsetmiştim. Burası. Burada şeyler olduğundan bahsediliyor. İşte gece buraya geliyorsunuz. Etraf falan dağıtıyorsunuz birazcık. On geldiğinden bahsediliyor. Ben çok denedim. Hiçbir şey olmadı. Bu arada şu bir traktör şeyi. Ne lan? Adını unuttum. Tabii. Neyse. İşte bu da böyle bir şey. Gidiyor. Atabiliyorsunuz. Duman çıkıyor mu? Evet, duman çıkıyor. Yani patlıyor da aynı zamanda. Burada geceleri bazı sesler duyuluyor. O sesleri ben başka bir videoda açıklayacağım. Hiç alakalı değil çünkü. Bazıları bayağı saçmalamış. Bilmiyorum. Fazla şey değil o. Şimdi sizi başka bir yere götürüyorum. O yerin adı yerin adı diyorum. Yerin yeri çok muhteşem bir şey oldu. Şuraya götüreceğim sizi. Ama böyle gitmeye çalışırsak 2 yılımızı alır. O yüzden şöyle aşağı ineceğim ben. Yolda bir tane araba durdurayım. Dur. Bak bunlar hemen duruyor. Bunlar çok saygılı. Ne haber bebişim? Allah Allah, oyun kasıyor. Neyse, çok ilginç. Şuradan biz uçarak geçelim. Şimdi bu hatırlarsanız Rockstar bir açıklama yapmıştı, hani ormanlarda şey yok, yani koca ayak falan yok, yeti yok ama ormanlarda bir yaratık var diye bir açıklama yapmıştı. Bu seri katil olan kovboyun da bu yaratık olduğuna inanılıyor. Aslında hani yaratık diye şey yapmadılar. Kimse öyle, Rockstar'ın ağzından öyle bir şey çıkmadı. Rockstar'ın ağzından şöyle bir şey çıktı. Ormanlar diyeti veya Bigfoot yok ama ormanlar içinde başka bir şey var denildi. Biz de onu araştırmaya gideceğiz. Daha doğrusu seri katil araştıracağız da onu da arada halledeceğiz. Çok ilginç bir şekilde kısıyor şu an bu. Neden ya? Allah Allah. Neyse. Bu bilgisayar nasıl keser yani? Çok ilginç. Neyse, Leave Your Hollow'da yanan yere geldik ve şimdi de yavaş yavaş geliyoruz. Şimdi etrafta bir tane araba vardı buralarda bir yerde. O arabayı bulmaya çalışacağız. Bu arada Cowboy'un saldırdığı söylenen mekan da burası. Şurada bir tane ATV var. Hayalet araba olarak geçiyor galiba onlar. Şurada bir tane ATV var. Birazcık daha gidersek sol tarafta bir tane pickup var. Ama bu katil Cowboy'un kullandığı araba bu değil. Başka bir araba kullandığı söyleniyor. Ben de o arabayı arayacağım şimdi etrafta. Büyük bir ihtimalle bulamayacağım çünkü buralarda falan değildir. Burası neresi? Ha. Böyle bir mekan, tamam. Bir de şeyde Mountain Chiliad, nasıl okunduğunu bilmiyorum artık. Dağda. Bir tane dağda da bir mekan var. Aynen bunun gibi. Aynen aslında tamına şunun gibi bir mekan daha var dağda. O dağda da çıktığı söyleniyor ortaya. Hatta hatırlarsanız dağdaki çığlıklar videomda hayaletlerden falan bahsetmiştik. O çığlıklardan bahsetmiştik. Şöyle olduğu söyleniyor o çığlıkların. Hani bu adam kurbanlarını öldürüyor. İşte kurbanlar öldürürken çığlık atıyor. Bu çığlıklar da duyuluyor. Bunun olduğunu bu adamdan şüpheleniliyor. Ama belki benim öyle bir iddiam falan yok. Benim şu anda hiçbir iddiam yok. Olmalı da. Benim şu anda tek düşüncem size bilgi vermek. Hatta hiçbir şey bulamadık. Araba da yok. O yüzden şimdi hemen o dağa doğru bir yola çıkalım. Ne taraftan gidiyorduk? Tamam. Şu sol tarafına geliyoruz. Dağ zaten hemen önümüzde görünecek. Bu ormandaki şey aslında şurada bir tane daha katil olduğundan söz ediliyordu. Hani evsiz adam gibi birisi olduğundan söz ediliyordu. Ama hiç bakmadım. Bilmiyorum bakar mıyım? Bakabilirim, bakmayabilirim. Dağın ötesi, daha tam şurada. Bu arada şunu da söyleyeyim, bu hafta dediğim gibi olduğu gibi sır videolar çekeceğim. Ondan sonra artık bu kadar fazla San Andreas hakkında sır videoları gelmeyecek, bilmiyorum. İlk önce bir tane Cowboy, şu. Ha, bir de şu pet. Şurada gördüğünüz petten de şüpheleniliyor. Modelden de şüpheleniliyor. Şey olduğu hakkında, işte o katil Cowboy gibisinden. Ha, ne diyecektim? San Andreas hakkında fazla sır videosu çekmeyeceğim yani, bu hafta bayağı bir çekiyorum çünkü böyle bir söz verdim. Ama hani fazla büyük bir sır kalmadı. Öyle bilgi verecek fazla büyük bir sır kalmadı artık. Neyi biliyorsam ona göre araştırmamı yapacağım. Ava çıkacağım. Bu sırları bulmaya çalışacağız teker teker. Gece gece. Gece gece derken hani her gece kontrol edeceğiz. Haftanın her gecesi. 7 tane yapacağım. Hepsinden toplamda 7 tane yapacağım bu sır avı şeylerinden. Bir tane yapmıştım galiba daha önce ama onu ben kabul etmiyorum. Tam şey değildi çünkü o. Hop in CJ lütfen in canım. Ve gelmiş bulunuyoruz galiba o mekana. Aslında havada sisli. Bir an için şu dalların bir yaratık olduğunu zannettim, ödüm koptu. Her zamanki gibi uçaklar peşimizi bırakmıyor. İlla ki bir tane uçak olacak. Doğru yer mi? Evet, doğru yere geldim. Şuradaki ağacın şeyi birazcık farklı gibi. Ha, şuradakinin de farklı. Tamam, özel bir şey yok. Aslında diğer tüm ağaçlar farklı yani. Birkaç tanesi bir tek daha değişik bir modelle sahip. Bunların da ne olduğunu merak ettim. Neyse. Genellikle buraya gelen insanlar şurada bir tane araba buluyorlarmış. Bir tane araba oluyormuş ve arabanın ışığı açık oluyormuş. Ön farlar açık oluyormuş arabanın. Çok ilginç. Kim araştırdıysa öyle çıktı. Ben daha onu bulamadım. Artık birisi bana okuyup üfletti mi? Ne mi yaptı? Kim böyle okuduysa ben onu daha bulamadım. Neyse. Şurada işte şeyler falan var. Hatta birazcık bekleyelim. 6'ya kadar falan bekleyelim. Bakalım ne olacak. Sabah 6'ya kadar bekleyelim. Etrafı falan araştırayım ben. Neler varsa. Şu ağaçlar çok ilgimi çekti. Çok farklı tipte ağaçlar. Keşke daha fazla olsaydı farklı tipte ağaçlar. Kuş gene benim canımı okudu. Bayağı bir korktum böyle dürbünün önünden birden geçince. Bu kuşlar çok şey uçuyorlar, ters uçuyorlar ama. Çok alçaktan uçuyorlar. Keşke onlara da şey yapabilseydik. Yani bunlar sadece şu anda görüntü, model falan değil. Yani direkt giyiyorlar. Buradaki daha önce söylediğim gibi dağdaki çığlıklar ona da Ahman tek aşağı düştü. Kim derken biz düşüyorduk. Kim düştü? Yalnız bayağı sessiz oldu. Şöyle birazcık geri dönelim. Bayağı sessiz oldu şu an. Çok yoğun sis var. Evet, iyice yağ, vücuttaki yağ oranı azaltıyor. İçeride birazcık bakalım ne varsa. Şu az önceki motora baktım çünkü sanki aşağıda yokmuş da yukarıdan düşmüş gibi geldi. Lan! O motor hala orada mı acaba şu anda? Çok tüylerim diken diken oldu. Neden diye sorarsanız hani bu kadar büyütülecek bir olay mı? Evet. Yok, motor gitmiş. Çünkü o motor yukarıdan düşmüş olmalı. Aşağıda şey yapmış olamaz. Aşağıdaki modeller doğmuyor çünkü. Spawn falan olmuyor. Çevremizde bir tane bizi izleyen cisim olabilir. İlginç bir şekilde şu anda bayağı bir tırstım. Yok ya, aşağıda modeller oluyormuş, tamam. Bayağı bir fail oldu. Bayağı bir ürktüm ama. Burası beni bayağı korkutuyor. Ulan 21. bölüm bu. 21 bölümdür şey yapıyoruz. Bir tane şey bulamadık. Bir tane uçak kafamıza düştü. Onun dışında şöyle bir tane güzel yaratıkla karşılaşmadık. Karşılaşsak ne güzel olurdu, ne hoş olurdu. Çok güzel olurdu ya. Merhabalar Bay Yaratık. Seninle karşılaşmaya geldim. Merhaba. Gece oldu. Ansis olmaya başladı. Ve her nedense burası gene bir aydınlandı. Ne oluyor lan burada? Şöyle birazcık uzağa gidelim bence. O ses neydi? Yağmur mu yağıyor? Yağmur yağıyor. İyi. Şurası bayağı bir aydınlanıyor ya. Çok ilginç. Neden? Dostum, sen neden aydınlanıyorsun? Neden burada bir aydınlanma yaşıyoruz? Tamam, mikrofon açıkmış. Mikrofonu şöyle bakayım, mikrofon açık durumdaymış. Ben şuradaki arabayı gene göremedim. Çok ilginç. Gene geldim ben, gene burada araba falan yok. Evet, gene gök gürültüsü falan var. Hadi nem diyorum şey. Hadi sis de olsun. Tam şey olsun. Tam zamanı. Şuradan birisi çıksa çok fena ödüm kopar var ya. Altıma ederim resmen. Ben yukarı çıkıyorum. Ben korktum, yukarı çıkıyorum. Bunu böyle takalım bir de. Etraf hep yeşil olsun. Merhabalar. Kimsenin şu anda karşıma çıkmaması hiç hoşuma gitmiyor. Aynı zamanda karşıma çıktığı zaman da hiç hoşuma gideceğini zannetmiyorum. İkilemdeyim şu an. Ne olursa olsun hoşuma gitmeyecek bu kesin. Beyler, aşağıda birisi mi var? Aşağıda yürüyen birileri varmış. Neyse. Şunu gözümüzden çıkaralım. Pek bir işimize yaradı söylenemez. Evet 12 oluyor. Merak etmeyin, 12 olunca Skyrim'den Outlast'tan falan sahneleri koymayacağım. Çok güldüm o videoda ya. Video yaparken de çok güldüm. Affedersiniz ama yapmam gerekiyordu yani, tam böyle. Hadi bir açıklama getireyim. Bazı ahbaplar aşağıya yazmış ama bayağı ciddi alanlar olmuş video. Neyse onu da açıklayayım böyle herkes. Ben şey açıklaması yaptım ya şimdi, hani cinleri araştırdım hiçbir şey çıkmadı diye. Ben bu açıklamayı yaptıktan sonra hala cinleri araştırmam hakkında mesajlar geldi. Ben gene de araştırdım. Gene de araştırdım. Gene de araştırdım. Hani cinlerle ilgili hiçbir şey okuyamadım bile. Çünkü öyle bir şey yok. Bir şey yazmamışlar. Zaten çok saçma. Rockstar neden cinleri koysun ki oyuna? Almanların kültüründe olan bir şey değil. Hani aşırı saçma. O yüzden ben de böyle bir troll video yapayım dedim. Onu da yaptık. Neyse ya, sağlık olsun. Ama dediğim gibi gene birileri çıkmıyor yani, buraya çıksalar fena olmazdı. Ara ara garip sesler duyar gibiyim ama gene bir şey yok yani. Şuradaki şu iki ağacın arası var ya, ben onu Slenderman zannettim az önce, altıma ediyordum gene. İnanılmaz şey yaklaşıyorum şu anda hani. Ne çıksa atlayacağım, her şeye inanıyorum yani şu anda. Çıkabilecek, bulabilecek her şeye inanacağım. Daha bir şey olursa inanmaya gerek kalmaz, direkt görürüz. Hani tanık oluruz. Zaten videoya alıyorum. Dışarıdan korna sesleri geliyor bu arada. Dostlarımız bayağı şey olmuş. Sabırsızlanmış, aceleleri var. Çık ulan ortaya artık, yeter Allah Allah. Çünkü artık siz de fark etmişsinizdir hani neden sırf videolarını artık şey yapmayı bırakacağım diye, yani bu hafta artık son şeyler yapıyorum diye. Bir şey kalmıyor. Yani bir şey bulamıyorum yani şu anda, gelin ne buldum? Hiçbir alt bulamam şu ana kadar yani, şu videoda bir şey bulamadım. Hani şey iyi olabilir bir tek hani. O mantıklıydı en azından. Hani burada çığlık sesleri duyuluyordu ya, aynı zamanda burada katil de görüldüğü söyleniyordu. İşte iki katil kurbanları öldürüyor, kurbanlar çığlık atıyor. Bunu görünce falan bu teori çok hoş bir teoriydi. Çok mantıklıydı ama ve lakin ikisini de kanıtlayamadığımız için, hatta birisinin kökünü kurutulduğu için yanlış bir teori yani. Kökün kurutulu derken hani daha önce de açıkladım. Şuradan gelen çığlık sesleri şuralardan bir yerden nereden olduğunu bilmiyorum. Modeller, petler, karakterler düşüyor. Düşerken çığlık atıyor. Yanlış yerde spawnlanıyorlar. Böyle bir bug var San Andreas'ta. Yani onların çığlığı, düşerken attıkları çığlıklar. Fazla bir şey değil. Evet böyle hiçbir şey çıkmıyor. 6'ya kadar vakit veriyorum ben bunları. 6'da pırtımızı toplayıp gideceğiz buradan. Hiçbir şey çıkmayacak gibi zaten. Ben bu videoları yapmaya başlarken bayağı heyecanlıydım. Hani bayağı böyle isteklerim. Şimdi hiçbir şey kalmadı içimde. Kaç aydır sır videosu çekiyorum. Hiçbir şey anlamadım. Fazla bir şey bulamadık yani birlikte. Bir tek kafamıza uçak düştü. Onun dışında hiçbir şey olmadı zaten. Onu özel bir video yapıp atacağım böyle tek o sahneye içeren. Hani kanalın incisi olan tek şey sahne. Aslında burası da hani böyle yol var ama burası görev için yapıldı işte, fazla bir meselesi esprisi falan yok. Yine sis basıyor etrafı. İlginç. Buraya daha gelmeliyiz. Buradan geçmiyor. Burada sis durağı yok. Derken sis mi geliyor? Hayır, gelmiyor. Şuradaki arabada bir tek bana çıkmadı yani, o kadar araştırmacıya çıktı, bir tek bana çıktı. Araştırmacı diyordum, bir de şey gelmiş gibi hani. Ben fizik alanında araştırmalar yapıyorum gibisinden. Bir araştırmacıymışım ben aslında. Bundan sonra Skyrim'de sıra araştıracağım. GTA 4'ü bitirene kadar Skyrim'de falan sıra araştıracağım. Skyrim sırlarına başlayacağım. Onun dışında fazla bir şey. O ne? Oradaki ne? Ne o? Bir bana gösterir misin? Bak kayboluyor. Şu taraftan bakalım. O ne? Muhtemelen çalınan modeldir ama. Evet aynen, herhalde çaldığım modeli. Evet. Lan bombalayacağım burayı. Çok sıkıldım. Vallahi çok sıkıldım şu anda. Bombalayacağım ben burayı. Bu hafta gelmeye devam edecek. Cumartesi gününe kadar. Cumartesi günü de Sırbya satacağım. Pazar günü artık başka şeyler başlıyoruz. Ve içeriği iyice donanım geçelim. Patlattım. Hiçbir şey de olmadı. Ve sanırım videoyu kapatalım yavaşça çünkü hiçbir şey çıkmadı. Bayağı bir trollendik diğer oyuncular tarafından. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlüklü kalmanız dileğiyle. Bye bye.